Ama öncelikle Gürcan Bilgiç'e dönelim. Nedir bugünkü puan kaybının sebebi? Şimdi aslında temel neden, teknik konuşmak gerekirse, Sivasspor'un yaptığı savunmada Fenerbahçe'nin baskısına rağmen başarılı olması. Mesela ilk yarı bittiğinde sen de güzel söyledin. Üstün görünen taraf Fenerbahçe'ydi. Doğru mu? Evet. Ama 4 şut çekmiş toplam. Tabii rakibin 5 şutu var. Rakibim 5 Topla şut. daha fazla oynayan, oyunun inisiyatifini elinde Tabii tutan tabii doğru. Yani takımdı. oyunu kontrol ediyorsun. Daha doğrusu topu kontrol ediyorsun ama oyunu Sivas takımı kontrol etti. Yani mesela Osayi'nin attığı gol bir taktik eseri değil yani. O oyuncunun kendi içgüdüsü, kendi hırsıyla, kendi kalbiyle, isteğiyle girdiği bir pozisyon. 7 tane Sivas'la arasından attı golü. Yani 7 Sivaslı bir hata yaptı. Fenerbahçe gol attı. Bir Fenerbahçeli bir hata yaptı. Sivasspor gol attı. Tabii o penaltı mı değil mi? Onu da tartışabiliriz dünkü maçın sonrasında da. Ama şu bir gerçek. Fenerbahçe yaptığı hamle, bu sezonki farklı transfer politikası, farklı sisteme dönüşüyle birlikte bu tip karşılaşmaları bu sene çok yaşayacak. Mesela Antalyaspor maçını kazandı, 88'de attı golü. Mesela o karşılaşmada Bugün onunla ikinci Sedic'e yarıda baktığınız Gürcan, zaman. oyuncu değişikliği, yani İrfan girdi, sakatlandı ya. Orada bile bir 4-5 dakika mesela oyun durdu. O oyuncu değişikliği sırasında bile bir kargaşa yaşandı. Daha takımın yapının oturmamış olmasının etkisi. Orada kargaşa şeyden oldu. Tahminim tabii. Serdar Aziz de kenardaydı. Sağdaki Türk sayısında oldu. Osay Samuel'in de orada bir ara bir Tabii tabii sıkıntısı yani oldu. sağdaki Türk sayısı Serdar da çıksaydı, İrfan da çıksaydı bir anda ikiye düşecekti Türk sayısı. İşte Mert Hakan'ı mı sokalım? Sonra Serdar tekrar girdi oyuna. Üçe getirdiler. Muhammed Altay. Serdar tekrar üçe getirdiler. Mert de var. Mert Hakan. Mert Hakan girdi mi oyuna? Girmedi Girmedi. benim. Girmedi. Girmedi. Hayır, Girmiyorlar. kenarda var Ha, yani. kenarda var, o Girseydi, girdi Serdar çıktı, bir çıksa o şeyler oldu. giriyordu. Yani orada karışıklık bence oradan çıktı. Yani 3 olacak, 3 kalacak, Serdar çıkınca şurada oluyor, O buluyor. gerçekten enteresan bir Yani birisinin sıkıntısı olacak orada da dur bakalım. çünkü iki tane birden Türk alınca dışarı birdenbire Evet. hesap kitap şaşabiliyor o konuda. Sıkıntılar yaşanabiliyor. İşin dediğim gibi yani bu tip maçlar çok yaşanacak. Yeni transferlerin hemen hemen hepsine şans verdi. Baktığımız zaman iyi oyuncular evet ama şu anda maçı alıp ya da takımı alıp bir yere götürecek durumda değiller. Berisha da öyle, Rossi de öyle. Sonra Meyer'i de gördük oyun Rossi içinde. biraz daha sanki farklı Evet. Berisha ile şeye göre daha Daha bir farklı. hazır, daha bir potansiyelli Gol gibi duruyor. özelliği de fazla var. Bir tane kaçırdı. İyi. Deneyen de bir oyuncu. Yani bekliyoruz. O potansiyeli yüksek. Bekliyoruz. Fakat dediğim ana konu şu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon 1-9-1 oynayan 15 tane takıma karşı özellikle iç saha maçlarında oynayacaklar. Yani Antalya'ya karşı da bu maçı oynadı Fenerbahçe, 88'de attı. Altay'a karşı da bu maçı oynadı. İlk yarı isabetli şut olmadan bitirdi. Sivasspor karşısında da yani penaltı pozisyonuna gelmeden önce maç eğer 1-0 bitseydi Gustavo'yu ilan edecektik maçı karavan. O kadar önemli iki tane kademe yaptı ki %100 golü önleyen. Bu gençlik olayını ustalarla bezemesi lazım. Daha doğrusu oyun aklıyla bezemesi lazım. Yani Fenerbahçe eğer böyle oynayacaksa, içgüdüleriyle oynayan bir takım haline gelecekse ki öyle. Mesela ikinci yarı işin kaosa dönmesinin tek nedeni alan uzun vurdu. Alan uzun vurdu. Yani Oyunu kontrol edecek, hayır iki o stoper soğukkanlılığı koyacak bir hayır, iki isim stop arandı. Yani tabii mesela bir Sosa arandı iki mesela. Aslında bir stoperi Sultan bekleniyordu biraz daha işte. inisiyatif Hayır iki stoperin alması. üstüne topu şişiriyorsunuz. Döneni kapayım diyorsunuz. Döneni de kapamaya başladınız. Yani o orada Rıza Hoca, Sivas takımı çok tecrübeli bir takım. Zaten kaç senedir bunu yapıyorlar Fenerbahçe'ye yani. karşı da hep bu şekilde Yani bir şey sağladılar. Fenerbahçe yaptılar, Galatasaray yaptılar. Bütün Yaptılar, büyükleri yapıyor. yendiler. Nasıl İrfan'ın yendiler? Böyle sakatlanması yendiler. bence orada bir belirleyici nokta oldu. İrfan çünkü daha farklı, fark yaratacak oyuncu Tabii. orada Peki İrfan. sürekli Yani bu kas sakatlıkları, adale sakatlıkları
Yani bir şey ifade etmeli ama bu bir bu, değil, bu iki var. Değil, üç değil. Yani ne bu? Bu bence hocanın yüklemesiyle alakalı bir durum. Çünkü bence sadece bir tane iki... Ya da antrenman bir, metoduyla tabii, ilgili işte, mi? Hocayla yani hocanın çalıştırmasından alakalı bir durum. Bir iki oyuncu da olabilir de eğer üçün üstüne çıkıyorsa dörde demek ki burada bir sıkıntı var. Ya oyuncu kendine iyi bakmıyor ya da hoca aşırı hepsi derecede fazla bakmıyor. Yükleme yapıyor. Tisseren mesela hepsi alt baldırdan tabii. Yaşadı, çıktı. Bir osayda tuttu bir ara. Osayda bir ara. Ama zaten sakatlığı vardı şeyin İrfan Can'ın yani. Onu tam test etmeden koymak evet. Yanlış bence. Ama oyuncu da demek ki kenarda takımla tamam birlikte çalışıyor. O zaman Mert Hakan oynasaydı keşke. Yani orada muhakkak Levent abi dün denemişlerdir ya da bugün ısınmada denemişlerdir. Oyuncu iyiyim demiştir. Hissetmemiştir. İyiyim şey. Mi dedi? Ama Alex Sekser de dün iyiyim dedi. Ama belki pazartesiden beri takımla antrenman yapıyor İrfan Can. Yani geçen pazartesiden beri. Hayır bu yani, bakın bu bugün böyle bir durum var. Şimdi Trabzonspor'da biraz geleceğim. Canini o maça geldiğim zaman konuşacağız. Canini'yi de hoca dedi ki oynayabilir misin dedi. Onda da sakatlık vardı denedi. Hoca istemedi. Hoca dedi ki bana tamamen de çünkü ben seni kaybedemem dedi. Bu hafta sadece oynatmıyor. Yani oyuncu aslında kadroya girmek istedi. Hani oraya geleceğiz. Onun gibi yani bazen inisiyatif hem hocada mesela, hem oyuncuda. Mesela lig başladı 4. haftaya kadar herhalde 4 hafta geçti değil mi? Evet. Yani 4 haftada toplam yaşanan sakatlık sayısı 11-12 civarında Fenerbahçe'de. 5 hafta çok, geçti. 5. hafta bu. Milli takım 11-12 mi? Hayır yok yani 4. lig haftası. 4. lig haftası bu hafta işte. Evet. 3 hafta geçti. 4. hafta oynadık. Bir de milli maç arası oldu ya. Tamam o da 15 yani, gün sürdü. Yani o nedenle 4 hafta diyor. Ya yani 11-12'ye ulaştı. Ve bunun içinde Pelkas'la Serdar yok. Onlar çünkü kas sakatlığı değil. İşte o kas sakatlığı yani birisinin kolu omuzu çıktı, birisinin şeyi kırıldı. Kırıldı. Yani o köprücük kemiği. O konuda yani 2015'ten beri Vitor Hoca'nın bir sıkıntısı var. O testleri yaptırmıyor. Antrenman temposu mesela Mehmet'in dediği gibi. Bazı teknik adamlar mesela yapar. Sezon yani, başında bu şekilde hemen topla başlanırsa ileride adale sakatlıkları olur gibi açıklamalar falan yaptı. Hatta tepki çekti. Bazı hocalar çok fazla bilimsel çalışıyor. Yani her hocanın farklı metodu var. Ya şimdi antrenman sistemi değişti Ender. Artık futbolcuya göre antrenman yapılıyor. Takıma göre antrenman değil. Yani seni bir kapıdan sokuyorlar ki Samandıra'da bu tesis var. Vücut durumu. Pandemi döneminde kuruldu tesis. Kapısından Ender Bilgin'i sokuyorlar. Öbür kapıdan çıkarken senin kas oranların nedir, kilo oranın nedir, ne kadar arada fark var mı yok mu, hangi antrenmanları yapman lazım işte ya da hangi antrenmanları yapmazsan sakatlanırsın, bütün bunların zayıf yönlerini hep çıkartıyorlar tabii de, zaten. Verileri çıkıyor. O konuda hoca çok yakın değil bu işlere yani. Ben antrenmanı bence yaptırırım, oyuncu kendine baksın mı diyor yani. Öyle olmaz ya. Bence. Öyle olmaz yani. Her oyuncunun antrenman aynı olmaz. Ben de dediğini bilmiyorum. Yani Real Hoca gelir anlatır bize. İşte Porto'da akademi üyesi yok şudur budur. Bilimsel olduğunu düşünüyordu şeyin. Vitor Pereira'nın. Ben çok bilimi kullandığını düşünmüyorum o konuda. Neyse. Porto futbol akademisi. Buna sıcak bakmayacağını İşin öbür tarafında. Fenerbahçe takımını için bugün kötü olan şey puan kaybetmesi elbette. Böyle bir yarış içinde. Kaybedilen puana baktığımız zaman kişisel bir hatadan geliyor. O nedenle bu sonuç alındı çünkü Vitor Pereira ya da teknik heyet suçlu diyemeyiz. Kişisel bir hatadan geldiği için. Penaltıdan golüydü. İşin öbür tarafında Fenerbahçe takımının işte arzusu, önde oynama isteği bu konuda bir eksiklik görmedim ben. Yani o konuda genç oyuncuları katması, Muhammed'e gene şans vermesi, Ferdi'nin sakatlığında yani bu konuda pozitif olarak yoluna devam ediyor. Bu sonuçlar olacak. Yani Sivas takımının karşısında beraberlik olabilecek bir sonuç. Benim beklediğim bir sonuçtu en azından. Şöyle söyleyeyim sana. İç sahada. Yani, tabii. Abi bakın size söylüyorum. Fenerbahçe set defans yapan bütün takımlara karşı zorlanacak. Herkes yapacak. Ama öne geçtikten sonra Gürcan abi. Fenerbahçe'nin yani, bir kısa sürede. Bir kahramana yani bu düzen içinde baktığımız zaman bir kahramana ihtiyacı var. Her maç. İşte bir maç Valencia çıktı, bir maç Ferdi çıktı, bir maç Muhammed çıktı. O zaman yani, ama oyun üzerinden değil de oyuncu üzerinden okumuş oluyoruz. Yine aynı oldu. Ama başından beri biz oyun üzerinden okuduk.
Ya benim, iyi oynadı. Hayır, iyi koştu çok koştuklarını değil mi? 3-4 sisteminin yürüdüğünü. 25 dakika çok iyi. Sana set kapatan bir takıma karşı bir oyun kurdun. Oyun konsantrasyonu, taktik disiplin olmalı. Yani bu adamlar böyle kapatıyor. İşte topu Levent'e götüreceğiz. Levent ön tarafı çekip soldan hareketlenen Muhammed'in önüne topu bırakacak değil mi? Bu tip setlerimiz olması lazım. Ama Sivas'ın 1-9-1 oynadı yani diyemeyiz. Burada... Sivas'ın belli zaten hücum hattında. 1-9-1 oynadı diyemeyiz kanatlar. Sivas'a. Sivas alana yakın tuttu biraz. Geniş alan çok vermemek açık için. Açık alan vermemek. Erman abiye... Belki 1-8-2 oynasın. Erman abiye soralım. Erman abi ne gördün? Bugün niye puan kaybetti Fenerbahçe? Neden bir birlik bir skor oluştu? Sivasspor neleri doğru yaptı? Fenerbahçe neleri eksik yaptı? Nedir senin izlenimin maçtan sonra? İki takımın da mücadelesi kötü değil. Futbol iyi değil. Tempo yok. Çok fazla yatan futbolcular var. Çoktu ya. Hele ikinci yarı. Mesela ikinci yarı benim yani saniye tutsam valla 12 dakika falan tutardım gibi geliyor. Arkadaşlara yaptırıyorum. İkinci takım oyununda bakacağız. Geliyor sanki bana. Yani bir 12 dakika çıkar gibi geliyor. Hoş 7 oynattı ama tabii siz girdiniz içeriye. Ben yukarıdaydım. 8.5'da falan bitirdi. Hı hı. Yani o biraz daha ilave etti. 7'de de duraklama oldu. Uzatma abi. Ama. Uzatmada yedinin da içinde de oldu bir şey. Yedinin içindeki uzatma hocam o. Uzattılar. Valla mücadeleci maç oldu. Kalite olmadı. Her zamanki gibi yani. Klasik cümleler söylüyoruz. Ha Fenerbahçe bu futboluyla şampiyon olur mu? Zor. Onu söyleyeyim. Şimdi dün Beşiktaş'ı seyrediyoruz. Onda da yeni oyuncular var. Ama onlar da bir şekil, bir şemal. Mesela Beşiktaş takımında sahaya baktığı zaman mesela 4 tane oyunu değiştirecek oyuncu var. Skoru değiştirecek. Üst düzey kalitede. En az 4 tane. Yani bu adam diyorsun skoru değiştirdi diyor. Şimdi Fenerbahçe'de ben şu adam skoru değiştirir diyeceğiniz bana bir adam söyleyin. Valencia belki etkili olabilir. Ya Pelkas yani, oynarsa Pelkas, yani, Pelkas olabilir. Bir iki isim sayılır. Valencia belki. Maksimum bir Pelkas belki. Beşiktaş'takilerle kıyaslanmaz. Aynı değil. Pelkas da değil, o da değil bak. Hemen duruyorsunuz dınk diye. Onun da çok etkili adamlar var. Tabii ismen. Çok. Bir de katkı yani, da veriyorlar. Hem isim hem CV katkı. CV olarak çok şimdi önemli CV'ler var. Daha sonra da, işte biraz sonra seyredeceğiz. Hani maçın neticesine tesir edecek adam. Kaç kişi var? Trabzon'da kaç kişi var? Şimdi bunları evet. Baktığın zaman öyle koyacak. Öbür türlü... İşte takım 4, olarak 4, bir 4, şey 3, yapmaları 3, gerekecek o zaman. Ancak. Yalnız bir takımda bu kadar sakatlık olursa... Onu konuşuyorlar. Teknik adama bize. Pardon demem lazım. Yani hesap vermesi lazım. Mesela şimdi ben bakıyorum. Sosyal medyaya da bakıyorum. İşte bizim takip ettiğimiz WhatsApp grupları var. Herkes doktorları bildiriyor. Kardeşim doktor tedavi edemezse problemdir. Yani oyun, çok iyi. Aynen. Eğer oyuncu sakatlanıyorsa burada antrenmanla ilgili, oyuncu yapılan yüklemeyle ilgili. Azdır, fazladır, ya yanlıştır. Onu tamam mı? Onunla ilgili yani. Sorunları arayacaksın yani. Hocam yani. Her şey vardır. Zeminle bile ilgilidir. Antrenman yaptığın zeminden oynadığın zemin farklıysa yine ters teper. Bir de çok varsa hocam sen biraz önce söyledin. Hani futbol oynadı yıllarca. Eğer bir takımda o kadar fazla sakatlık, adale sakatlığı varsa burada bir sorun var. Ya hocada ya oyuncularda ama şimdi, yüklemeyle kahveci, alakalı... oyuna giriyor, 5 dakika sonra sakatlanıyor. O kadar biliyorsun. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, millet vıdı vıdı edecekler biliyorum ama yine de söyleyeceğim. Ya kardeş Fenerbahçe gibi bir kulübe geldin. İyi de oynuyorsun. Galatasaray, Malatasaray dediler. Ya bir hafta sonra mı ne evlendi? Ya bırak evlenmeyi falan ya. Evlen tabii de. Yani kimse sana bir şey ama artık sen yani yeni geldin arkadaş ısıracaksın bir şöyle bir 6 ay yani idman yapacaksın yatacaksın kalkacaksın filan evlilik filan diyor musun? Sonra evlilik olur zaten. O sonra o yapacağın iş olur. Yapma. Ben bu tip şeyleri konuştuğum zaman bazen tepki çekiyorum ama kusura bakmasınlar ha. Oyunlar şeyden evlendi. Girdi çıktı. Erman abi. 5 dakika sonra girdi çıktı. Ozan da evlendi biliyorsun. Milli takım kampına gideceğiz. Çok bu arada sıkışacağız yani. Vaktimiz olmayacak diye evlendiler. Gerçi evlenmeseler de evlenmeye vakit var abi. Hayır, hayatlarında değişen bir şey yok. Yani aynı hayat yaşamaya devam ediyorlar. Ya devre arası ya sezon başı. Tabii yani bunu bilmiyorum benim fikrim arkadaşlar kusura bakmayın. Bu da sezon başı evlendi zaten. Şey görüyorum sosyal medyada çok fazla Muhammed nasıl 90 dakika oyunda kalır eleştirisi. Yerli olduğu için. Aynen.
Ve çocuk belli oldu çok için. Da kötü oynamadı. Net. Çok, İkinci yarı çok top kaybı yani. Sorumluluk olması çok kaybı. Önemli. Gücü kalmadı. Bu yaşta. Yani yoruldu çocuk artık. Kalmadı. Yoruldu yani. Yoksa çok... 4 tane Türk vardı yani. Pırıl pırıl bir genç ama çok yoruldu. Oynadı. Ben yine çok beğendim. Herhalde 4 Türk'le oynadı. Altay, Serdar, Muhammed... Şey, hayır, Muhammed'i çıkardı. Yerine tabii. Kimi koyacak evet. Türk? Mert Hakan'ı koyabilir. Sola, Beke. Hayır, hayır başka canım, oraya başkası alır. Oraya bir yabancı alır. Kimi o tarafta alır? Orta sahadan evet. Çıkartır. Mesela. Kimi alır? Sol tarafa mı? Sol tarafa. Defansif özelliği de olan birisi söyle bana. Novak yok kadroda. Salah'ı alsın. Salah'ı o tarafa elinde şey yok. Ama şey gitti yok. Stoper. Gustavo'yu yani, çekmesi lazım falan zor. Hayır, İrfan Can da gitti. Tabii o hesap kitabı işi. Esas Mesut'u çıkarması. Enteresan. Yani Erman abinin demin dediğine ekleme yapayım. Oyuncu yorulmuş olabilir, temposu yetersiz olabilir ama maç bir bir giderken Mesut'u çıkartamaz. Tabii. Gustavo'yu çıkartamaz. Yani bunlar bir şey yaparlar. Bir araya top atarlar. Bir duran top kullanırlar. İki kişiyi eksiltir. Bir anda önüne bir şey gelir. Yani sen bir kaos yaşıyorsun. Zaten kaos oyunu oynuyorsun. Yani çok böyle pas üstüne yaptığın bir oyun yok. Ve elinde tek kaliteli oyuncum var. Başkalaştırılacak yani. Mesela bugün herkes haklı olarak Barcelona'dan gelen Pjanic değil mi? Ya Mesut Pjanic'in çok çok önünde bir oyuncu. Kariyer olarak da, tabela olarak da, geçmişte yaptıkları olarak da. Yani bu boyuncu yatmışlar. Yanlıştı diyorsun yani değil mi? Bence yanlıştı. Yani 1-1, 2-0 galipsindir alırsın. Tamam, Mehmet doğru. Ona bir şey demem. Ama senin ona ihtiyacın var. Yapacağı bir hareketi o noktada ihtiyacın var. Ve karşında da sana böyle çok basan, çok rahatsız eden bir takım yok. Bekliyor. Kapanıyor. Sivas takımı bekliyor. Ha, onu... Sivas takımı geçen sene daha bir hücuma giderdi. Bu sene gidemedi mesela. Hocam, bu maçta var. Oyuncu farklılığı hocam. Çıkar tabii. Zannettim. Biraz daha geçen çıkamadı mesela. Geçen seneyle neler var? Fenerbahçe geçen seneye göre daha temiz. Neke James sakatlandı şimdi bu hafta. Fenerbahçe geçen seneye göre daha iyi basıyor. Ona kabul ediyorum. Evet, o biraz belki o etkilemiş. Hayır mesela bence geçen sene 2-0 yenildiği maç var. 2-1. 2-1 yenildiği maç Sivas'a. Bence alalım rakamlarını çocuklara söyleyelim. Daha üstündür. En azından çekilen şu Sivas yoğunluk maçıydı ama ya. Evet evet. Yani. Sivas maçı adına mı? Tabii. Sen bu tabii. Maçın baktın mı toplu oynamasına? 72-28. %72'ye %28. 13 şut, 6 şut, 22 orta, 10 yani, orta. Bekleyerek topu Fenerbahçe oynamış yani. Top Fenerbahçe'de. Hayır. Şeye bak sen. Hücum rakamlarına bakalım. 194 pası, 139'u başarılı. Başarılı çünkü pas yapmamış. 13 şutta 4 isabet, 6 şutta 2 isabet. 22 orta, pası kaç ende? 300 küsür değil mi Fenerbahçe'nin pası? Yok daha fazla. Kaç? 400 küsür mü? Bilmiyorum ki yani Fenerbahçe oyunu tamamen hakimi ya. Bir Kadıköy'den bir röportaj var hemen verelim. Net gol pozisyonu. Ligin sonunda güzel yerlere, çok daha iyi yerlere götürecek. Tabii şunu ben memnuniyetle söyleyebilirim ki taraftarla, futbolcu, yönetim yani hepsi aynı kimyayla beraber çok yükselen modda bir çalışma içindeyiz. Şunu özellikle ikinci yarı başlarken anlamda iyi giden bir modu varken burada özellikle Sivaslı oyuncuların sürekli maçı çok yavaşça alan, aşağı doğru çeken hareketlerini izlemiş olduk. Ve bizim burada daha çok takıldığımız, bugün özellikle altını çizmek istediğimiz şey hakemlerin, özellikle hakemlerimizin, Türk hakeminin bu tür futbol anlayışına ters düşen hareketlere izin vermemesi gerekir, prim vermemesi gerekir. Maalesef bugün bunu defalarca izledik. Takım ne zaman hareketlense, ne zaman bu anlamda atağa çıksa yerde hakikaten yatmaya çalışan bir Sivaslı oyuncu görmüş olduk. Bunlar gerçekten Türkiye futbolunun hem kimyasına aykırı hem de bu anlamda genel anlamda baktığımız zaman Türk futboluna sanki bir küçük ihanet gibi gözüküyor. Diliyorum bundan sonraki maçlarda bu tip örnekleri görmeyiz. Türk futbolu gerçekten yani Avrupa'nın üstünde olan bir noktada devam eder nihayetinde. Takımın genel anlamda performansını nasıl buldunuz? Yeni oyuncuların bir de rakip takımın oyuncularının Fenerbahçe'nin rakipleriyle ilgili açıklamaları vardı biliyorsunuz. Basına yansıdı. Bunlardan rahatsızlığı duyuyor musunuz? Ben şunu söylemek isterim. Biz tabii özellikle sahadaki 11'imize baktığımız zaman yani gerek ilk yarıda gerekse ikinci yarıda birçok yeni oyuncumuzu bu anlamda gördük. Yani biraz daha tabii ki takımın süreye ihtiyacı var.
birbirleriyle bu anlamda alışması gereken, yani ideal bu anlamda yapının ortaya çıkması için biraz süreye ihtiyaç var. Bu konuda ben buradan taraftarlarımıza da, çok değerli camiamıza da biraz sabır diliyorum. Yani nihayetinde baktığımız zaman Türk liglerinin 4. haftası. Peki rakiplerin açıklamalarıyla ilgili? Onlar onları bağlar. Bizim buradan herhangi bir şey dememize gerek yok yani rekabeti. Tabii şunu her zaman söylüyoruz. Yani her koyun kendi bacağına asılması gerekir. Biz kendi maçımızı buradan dönüp eleştirmemiz veyahut da bunu güncel bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Rekabetteki bütün bu anlamda takımlara da aynı şeyi yapmalarını buradan canı gönülden diyorum. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Başkan Vekili Erol Bilecik, sabır rica ediyorum taraftarlarımızdan. Takımımızda oturtmamız gereken şeyler var. Biraz daha zamana ihtiyacımız doğru. var dedi. Doğru, doğru söylüyor. Yani eksikler var oyun olarak da, oyun kalitesi olarak da, oyuncu kalitesi olarak da. Bir kere genç bir takım yaptılar. Genç takım yaptığın zaman istikrarı öyle kolay kolay yakalayamazsın. Ve geçtiğimiz yani bundan önceki 5 maçta hakikaten kahramanlar çıkardılar. Maçları kazandılar. Yani düşünün 5 golle kazandıkları Helsinki maçı. Kim? Nazım 40 metre depar attı 5 saniyede. Yani bu taktik falan değil. Bu oyuncunun içgüdüsü. Orada gelip yani. Yaptığı bir şey. Mesela evet. bugün Osayi'nin attığı gol. Yani oyuncu orada tamamen kendi içgüdüsü, isteği kalbiyle geldi. Orada o pozisyonu buldu. O golü attı. Ama 72'ye 28 Sivas kalecisinde yerde görmedik yani. Erman abi de orada attı yani. Fenerbahçe baştan sonra yani, ceza alanına girdi, topla da girdiler ama 1-9-1 dediğim o rakamlara çok takılmıyor. Ama herkes Alman böyle moduna geçmiyor. Büyük takımlara karşı. Yani orada çok sert ve kalabalık bir savunma yaptı. Merkezi kapattı. Ve Fenerbahçe'nin o andaki sahadaki oyuncu kalitesi de bunu savunmayı aşmaya yetecek düzeyde değildi. Rakip ceza sahasında 31 kez topla buluşmuş Fenerbahçe. Sivasspor 10 kez. İlk yarıda 9'du bu biliyor musunuz Sivas'ın? İkinci yarıda bir kere 8'di. 2 kere topla buluşmuş Fenerbahçe ceza sahasında. Fenerbahçe 31 kez Sivasspor ceza sahasına girmiş ama demek ki yeterli olmamış. Şeyi eleştirdi hocam, senin de söylediğin gibi Erol Bey. Çok fazla hani oyunun boşluklarına sığınmak, yerde yatmak ya da sakatlık durumlarına. Bu zaman zaman böyle şikayetler büyük takımlardan geliyor ama ben İstanbul'a gelen takımlarda bu şimdi, argümana başvuruyorlar yani böyle. Halis Özkaya bugün ona bence maksimumda dikkat etmeye çalıştı. Yapacağı bir şey yok. Adam vurdu kanıyor. Durdurmak zorunda. Öbür türlü yerde yatan oyuncu var. Oynattı oyunu mesela. Hiç durdu mu? Evet evet. Ben aynı görüşteyim. Yani, ilk yarısında çok avantaj oynattı. İnanmadı. Kesmedi. Özellikle Gradel'in atı kendini yere bırakmalarına inanmadı. Tabii mesela hakikaten çok çabuk bırakmaya başladı Sivas'ta evet, oyuncular evet. kendini. Çok net olan faulü de o yüzden vermedi. Bence gene aldatıyorlar kendisini zannetti. Son dakikalarda bir Serdar Aziz, Uğur Çiftçi çarpışması var mesela. Oynattı. Siz hocam inanmadı şeye. Halis Özkaya performansını nasıl gördünüz? İkinci takım oyununda pozisyonlara bakacağız ama hani genel anlamda şöyle bir baktığınızda nasıl maç Vasat. Yönetti? Vasat. Oyuna hakim değil. İşte futbolcu 3 defa şey diyor. Bağırma. Bağırma. Oyuna hakim değil. Böyle konuşulmaz ki ya. Ben bundan oyuncu olsam rahatsız olurum. Senin, tabii ki canım. Sen susacaksın, yani. Konuşmayacaksın. Kartını göstereceksin. En az 3-4 defa söyledi. Uyarması Sivas'ın gerekti. Kaptanına bağırma bağırma. Futbolcu çok konuşmayacaksın evet abi. Hocam, futbolcu da konuşursan zaten. O seni kuyuya çeker. Fazla yakınına girmeyeceksin çeker, dersin. Seni kuyuya çeker. Niye konuşuyorsun abi? Konuşma etrafa bak. Cin gibi ol. Böyle etrafı tara. Bıdı 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 konuşuyorlar. Göster hocam. Ondan sonra bak çok yapabiliyor musun? Çok kuyuya çeker. Sarıyı göster bakalım. Dikkatini dağıtır. Etrafa bak. Sen konuşurken etrafta neler oluyor? Ya bunların eğitimini çok değişik vermek lazım. Bu Ulan Berk'in filan eğitimiyle olmaz abi. Biz de bunlara eğitim verecek adam diyor. Ben size söyleyeyim. Yok abi. Bunlara bir şeyler önce. Öğreteceksin. Bunlara bir şeyler öğreteceksin. Her şeyden önce nerede ne yapılır? Futbolun ruhunu. Cinlik öğreteceksin. Hocam ben bizim kanalda Leicester Manchester maçını seyrettim. Dün. Hakeme itiraz edecekler. Hakem devam ettiği zaman herkes susuyor. O tabii başka eğitim. Bir şey hocam. Bu eğitim meselesi. Muhatap yok.
Olmuyor bile yani. Futbolcu da olmuyor. Bir şey diyemiyor. Mehmet, sana iki yeni oyuncusunu soracağım. Sonra da yavaş yavaş Trabzon Galatasaray maçına yönelelim. Hem de bir Trabzon'a bağlanacağız. Rossi, Berisha meğer daha az oyunda kaldı. Ama tabii ilk maçlar. Tabii. Daha çok yeni geldik. Gelmelerinin üzerinden birkaç gün geçti ancak. Ama hani kumaş olarak ne vaat ediyorlar sana? Ya bir maç üzerinden konuşamayız ama hani ben Berisha'yı biraz daha etkili bekliyordum. Yani hiç olmazsa hani gol atmasan bile oyun içinde biraz daha etkili olur. Bir tane orada iyi pas vardı. Onu mesela değerlendiremedi, biraz açtı. Yani şey var, bir iki tabii ki oyuncunun kalitesi var ama ben hep şundayım. Belki bundan sonra açılabilir. Geçen yılda çok fazla gol ve asist katkısı da yapmış takımda ama hemen gelip de yabancı oyunun takıma uyum sağlaması kolay değildir. Eğer ki golle başlıyorsan tabii ki çok büyük artı. Ama oyun içinde çok etkisizdi bugün. Yani mücadele etmeye çalıştı, koştu ama topları tutamadı çok fazla. Yani Fenerbahçe takımını ön tarafta çok fazla etkili hale getiremedi. Bugün vasat bir görüntüsündeydi ama oyuncuyu haftalar sonra, bir maç sonra görebiliriz. Ama Rossi daha farklı bir oyuncu. Yani Rossi'den bence Fenerbahçe takımı faydalanıyor. Yani Berisha'yı bir tarafa bırakıyorum. Rossi daha farklı bir oyuncu. Yani gole yakın da bir oyuncu. Daha sakin, top kullanabilen de bir oyuncu. Dribbling de yapıyor. MLS'te çok fazla böyle golü var. Çok izledim ben onu. Çok fazla da golü var böyle. Ben Fenerbahçe bir tane hatta denedi bugün. Denedi ilk yarıda. İçeri çekti, bir tane sağ ayakçı vurdu, girmedi. Yani bu bölgede oynuyorsan zaten skor katkısı yapmak zorundasın. Fenerbahçe bence iyi bir oyuncu aldı. Bir maç üzerinden onu da çok fazla değerlendirmemek lazım. Haftalara yaymak lazım biraz. Hocam ama siz nasıl gördünüz? Yani daha dediğim gibi sadece tek maç ama kumaş iyi. Ya zaten belli oluyor. Ayağını topu alınca bakışı, etrafa verişi, yumuşaklığı belli ediyor. Farklı oyun yani. İyi oyuncu. Ne kadar faydalanırsın onu teknik adamı vereceği karar. Doğru. Nerede oynatacaksın? Doğru. Ancak ben olsaydım Pereira'nın yerine, madem hazır geldi, sonradan oyunu alıyorsan kafadan Valencia ile başlardı. Tabii yani. Yani gol atan bir oyuncu, iyi oynayan bir oyuncu, takımın alıştığı bir oyuncu. Avantajı, skor avantajı eline geçirdikten sonra Berisha'yı sonra alabilirsin. Berisha'yı direkt koyduğun maç 1-1'de gelince o zaman oyuncudan beklentiler yükseliyor. Ben şunu kabul etmiyorum. Altay'ın yaptığı iş iş değil ha. Değil. Şımarıklılık. Bak, Altay'ın yaptığı iş şımarıklılık ve ukalalık. Çok net söylüyorum. Sen Fenerbahçe kalecisin ya. İki sen puana mal oldu işte. Çalınmayacaksın al. Çok da zor gol yerdi. Çalınmayacaksın al. Abi bunlar nasıl havaya giriyorlar ya? Bunlar bir havaya giriyorlar abi hemen. Ya kalecisin, senin yapma şansın yok. Çünkü senin arkanda kimse yok. Senin stoperin yapabilir. Sağ bek, orta sahaya atıyorsun. Senden sonra yapacak kimse yok ya. Ne yapıyorsun abi? Kimsin ya? Daha dur, daha yenisin ya. Fenerbahçe kalesinde oynuyorsun. Ben kabul etmiyorum abi yaptığı hatayı. Hani top çeker de vuramazsın, taşa gelir, toprağa gelir. Resmen ukalalık. Kaleci ukalalığı. Çok rahat da vurabilir topu. Kaleci şımarıklılığı. Al. İki bu sene kaleciler gitti. Bunu çok yapıyorlar. Dün de mesela Malatya'nın kalecisi yaptı. Rize'de. O hani Rize kalite belki da sıkıntısından yapıyor. Bu Rize daha farklı bir sebeple yapıyor. Evet. Yani yapıyor. Bunları Muslera da yaptı. Evet. PSV deplasmanında topa vurmadı. Çalım atayım dedi. Kaptırdı. Gol oldu. Burada da yaptı bir maçta. Şimdi hangisi hatırlayamadım. Avrupa maçı mıydı yoksa? İşte PSV şeyde yaptı yine. Hayır. Oynadıkları dışarıdaki yok. Maç. 1-1 biten maçta adama verdi. Sonra topuna çarptı. Dışarı gitti şut attığında. Yani ben bu kalecilerin hakikaten bu davranışlarına bir anlam veremiyorum ya. Yani nedir ya? Ne yapmak istiyorsun? Ama yine Erman abiye yakınım. Belki biraz da şımarıklık şey oluyor yani. Hayır yani. Doğru pas açısından aldı sahayı. Her türlü vurabilirsin zaten. Yani verebilecek arkadaşları tabii. Yani var yani. Oradaki arkadaşına baskı gelir. Hadi ona vermeyeyim dersin. Tamam ya. Abi, baskı da yok. Bu maalesef bazı oyuncularda oluyor. Mesela milli maç, Hollanda maçı. Ya top kornere gidiyor, avuta gidiyor. Sen Okay geliyorsun, topa gelişi güzel vuruyorsun. Pozisyon gol oluyor. Ya vur topu kornere. Ne olur ya. Ayıp değil. Bu ayıp değil ayıp. Ya. Türkiye bu yüzden çok maç kaybetti. Ben isimleri saymayın, bunlar yorumculuk yapıyorlar hala. Levent abi korneri vurmasına da gerek yok ya. Tamam ya, aldın açını ver adama ya. Niye veriyorsun, atıyorsun, telaş yapıyorsun. Onlar almadı yani. Biz verdik. Şimdi mesela, ben bakıyorum bazen mesela defans top geliyor. Topa geliyor bam diye vuruyor abi. Lan niye bam diye vuruyor? Gelişinde bırak işte, biraz da uzun bırak yani, hemen almasın. Orada enerjini harcama. Enerjini başka yerde harca, o bam diye topa vurma. Bir de cepheden at abi. Ne olur abi? Ne olur ya, cepheden gelen kornere at. Dönemiyorsun. Taca at, kornere at. Ne olur abi? Korner olur. Dönmeye kalkarsan
Adamı böyle döndürürler işte. Kimse kimseyi bu konuda ayıplamaz ki ya. Sıkıştım, korner attım veya taça attım. Peki.